Avrupa'ya giderken de ilk periyotta da ilk yarı maçın tamamında çok iyi mücadele ettik. Yoksa yani mücadelemiz eksik olsa gereksiz çok top kaybı yaptık. Boş atışlardan yararlanamadık. Hücumda sıkıştığımız oldu. Ama 40 dakika boyunca mücadeleyi bırakmadık. Bunun akabinde güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyoruz. Uşak iyi bir takım, genç bir takım, yetenekli gençlerden oluşuyor. Onlar da çok iyi mücadele etti. Ama içeride biz geçen hafta da konuşmuştuk. Bundan önce de hep konuşuyoruz. Bizim içeride maç kaybetme lüksümüz yok abi. Yani biz içerideki bütün maçları kazanmak için oynayacağız. Mücadelemizi de ona göre yapacağız. Ve bizim aynı bu maç gibi her maç %100'ümüzde bu mücadeleyi, özveriyi göstermemiz lazım. Çok iyi bir takımız, yetenekli bir takımız. Ama basketbol oynuyoruz. Sert bir spor. Ne zamanki sertliğe sertlikle karşılık verirsek, mücadelemizi ortaya koyarsak işler bizim lehimize olacak. Bunu da biliyoruz. O yüzden biz staff olarak da, takım olarak da bunun da bilincindeyiz. Ben tüm staff adına da takımı tebrik ediyorum. Bugün çok iyi bir basketbol oynadık. Mutluyuz bu hafta için. Aslında tam istediğiniz gibi başladık. Ekstra top kayıpları aslında maça dahil olmalarını sağladı. Hani 3. ve 4. periyotta onları az da indirgediğimiz için hani fark bir şekilde hani o kırdık o şeyleri. Ondan sonra fark açıldı. Hani çok iyi takımız, hani çok iyi mücadele ettik maçlara, çok iyi hazırlandık. Yani kazandığımız için çok mutluyuz. Galibiyet serisine aynı şekilde devam etmek istiyoruz. İlk iki hafta benim için biraz sıkıntılı geçti. Ama çok şükür basketbol içinde oluyor bunlar inişler çıkışlar. Ama bundan sonra her şey daha güzel ve daha yukarıya doğru devam edecek. Ben teknik bir altyapısında oynuyordum zaten. Ama Çorlu'da hiç oynamamıştım. Bugüne kısmetmiş. Durumlar çok iyi yani. Ben bizi bir aile olarak görüyorum. Herkes birbirine çok bağlı diye düşünüyorum. Ya, eğleniyoruz genel olarak, evet. Bu da maça yansıyor diye düşünüyorum yani. Abilerim çok güzel söyledi. İyi başlamadık ama sonra top kaybını azalttık. Doğru basketbol oynadığımızı düşünüyorum ikinci yarı özellikle. Rüzgarı da arkamıza aldık. Kolay bir galibiyet oldu ama rakip takım da gerçekten çok dişliydi yani. Cuma günü, önümüzdeki hafta Cuma Galatasaray'la oynuyoruz. O da bu hafta kazandı Galatasaray. Yine zor bir maç olacak. Deplasmanda oynayacağız. Onlar da genç, yetenekli, tempolu bir takım. Yine ona göre hazırlanacağız. Yine biz kazanmaya gideceğiz. Mecbur kazanmaya gideceğiz abi. Çünkü her maçımız öyle bir gruptayız ki herkes herkesi yenebiliyor. Yani bu haftaki skorlar da öyle. Yine beklenmedik galibiyetler var. Beklenmedik değil aslında da kağıt üstünde bakıldığı zaman diyorsun ki bu takım kazanır ama hiç öyle bir grupta değiliz. Yani hazır da ivmeyi arkamıza almışken, iyi basketbol oynuyorken önümüzdeki hafta da inşallah kazanmaya gideceğiz.